Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında gördüğünüz o iki golü, iki farklı taktikte attığım golü sizlere bu videoda anlatacağım. Hemen ardından şimdi antrenman sahasında gösterip hemen ardından bir online maça geçeceğiz ve orada bu taktiği deneyeceğiz. Çünkü şu an bu antrenman sahasındaki oyuncuların gücü yetersiz ve düşük olduğu için şu an burada olmayacaktır büyük ihtimalle. Ama nasıl yapıldığını sizlere burada gösterip şimdi tekrar online maça girdiğimizde orada sizlere maç boyunca şut deneyerek o golleri atmaya çalışacağız. Yani maçı belki kazanırız, belki kazanmayız, ona maç içinde karar veririz. Rakibin bize vereceği tepkiye göre. Şimdi arkadaşlar ilk olarak maçın ilk başında gördüğünüz o yukarıdan Kostić ile attığım golü sizlere tarif etmek istiyorum. Çok basit bir taktiği var arkadaşlar. O kadar kolay ki şaşıracaksınız belki de. Şöyle yaptım. Şimdi atağa çıkarken şimdi bu oyuncunun özelliğinin özellikle şu olması lazım. Ön yaprak vuruşu mutlak olmalı ve oyuncuda şut özelliği 90 ve üzeri olmalı arkadaşlar. Uzak mesafelerden atabilmeniz için. 90 ve 6 yani 70 ile 80 arası böyle 30 metre 25 metre civarında. Ama benim attığım yerlerden ise 90 ve üzerinin olması gerekiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Mesela atağa çıkıyorsunuz değil mi? Yukarıya doğru attım şöyle pası. Şuradan direkt şeye bastım. Şut tuşunu kaydırdım. Bu biraz kasıyor gündüz modda olduğu için. Sadece bu arkadaşlar. Dudak uçuklatan şutu kaydırarak vurdum. Başka hiçbir şey yapmadım. Bak şöyle bir daha anlatayım. Çok basit. İyi dinleyin. Ara pasıyla oyuncunun önüne doğru topu yuvarlıyorum. Top oyuncuya gelirken sadece dudak uçuklatan şutu kaydırıp bırakıyorum. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Bak şu şekilde. Şöyle yuvarlıyorum. Böyle de basıyorum. Ne kadar basarsanız o kadar iyi gidiyor. Ön yaprak vuruşu özelliği ve 90 üzeri olan şut özellikleri olan oyuncularla vurursanız çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Hadi şimdi maçımıza geçip şunu bir deneyelim. Ha, dur ikinci şutu da göstereyim. Pardon. Az kalsın unutuyordum. İkinci şutta da kalecinin hatasından biraz yararlanıyoruz. Kalecinin o yer çok ileri çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle uzağa doğru gideyim şuradan. Mesela rakip size atak yapıyor değil mi? Siz topu kaptınız. Hemen buradaki bir oyuncunuza attınız topu şöyle diyelim. Kalecinin o yer öndeyken sadece şut tuşuna basılı tutun. Top bu şekilde kaleye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu oyunculara bakmayın. Kendi rüya takımınızdaki oyuncular çok iyidir. Onlarla yaparsanız onun da gol olduğunu görürsünüz. Sadece Neuer için geçerli değil. Ben Alisson'a da attım. Oliver Kahn'a da attım. Sadece Courtois çok güzel bir kurtarış yapmıştı. Yani diğer kaleciler de bunu yiyor. Ama en çok bu golü yiyen özellikle kaleci Neuer. Dün Trabzon'da bir arkadaşla maç yaptık. Çok güzel iki tane orta sahadan attım. Oyuncu oyundan çıktı. Oyundan çıktığı için de zaten ekran kaydı almıyordum o sıra. Oyundan çıktığı için de önemli anlardan o golleri de alamadım. Çok üzüldüm arkadaşlar. Keşke çıkmasaydı. Sağlık olsun. Şurada da aslında klasman 2'ye çıkmıştım. O orta sahadan o gol taktiğini bulunca tesadüfen denedim bunu. Hiçbir yerde görmedim. Bak şuradan Kostić ile vuruyorum ve Bakasetas'la vuruyorum. Şöyle göstereyim. Adamın şut gücü nerede? Şut gücü 90. Ve ölü yaprak vuruşu var arkadaşlar. Bu benim için çok değerli. Şöyle bakın. Uzaktan vuracaksanız oyuncularınızın şut gücünün 90 ve üzeri olması gerekiyor. Ölü yaprak vuruşu da olursa top çok güzel falsolar alıyor arkadaşlar. Şimdi maçımıza doğru bir geçelim şöyle. Bu taktikle oynuyorum. Bu taktikle oynamamın sebebi diziliş olarak. Burada Kostić ve Bakasetas'ın önü daha çok açık kalıyor. Daha çok şut pozisyonu bulabiliyorum. Orta saha oyuncularının kalabalık olması benim bu şeyde işime geliyor. Çok güzel şutlar çekebiliyoruz. Ben klasman 2'ye çıkmıştım. Bu şutu deneye deneye o kadar keyif aldım ki. Yani klasmanı düşünmedim. Yani kazanacağım maçlar bile şu şut yüzünden, şu gol yüzünden, goller yüzünden yenildim arkadaşlar. Mesela 1-1 gidiyor. Maçı da 1-0 gidiyor. Önüm boş gitsem kaleciyle karşı karşıya kalacağım. Uzaktan vuruyorum. Çünkü çok keyif aldım. Aynı PES 2021'i hatırlattı o gol bana. Çok hoşuma gitmişti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir de orada bir çalma hareketi var. İlk etapta bir çalma atıyorum. Sonra bir şut çekiyorum. Çok güzel bir gol oluyor. Yani orada çalma attım. Deparla da önüme attım top. Hani fark ettiyseniz çalma attım. Depara basınca top önüme biraz açıldı. Topla aramda bir mesafe oldu ya. O mesafe olunca direkt şuta bastım arkadaşlar ve çok güzel bir gol oldu. Umarız bu maçta da bunu tekrarlayabiliriz. Canlı canlı deneyeceğiz şimdi sizlerle beraber. Şöyle bir bakalım. Tamam, fena değiliz. Hemen şöyle bir girelim maçımıza. Bu arada kanalın Discord kurucusunu işte uygulamasını kurdum arkadaşlar. Hatırladınız sunucuyu kurduk ve ve aşağı linke bırakıyorum. Linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Oraya katılın, oradan gelin arkadaşlar. Discord'da da bu konuları daha detaylı konuşuruz. Sizlerle sohbet etme imkanı ve sizlerle maç yapma imkanımız daha çok artacak. Bir de ilk gelenlerin özel isteklerini yerine getireceğim. İster benimle maç yapmak isteyin, istediğiniz bir taktiği söyleyin. İsterseniz farklı bir kadroyla çıkmamı söyleyin. Yani ne isterseniz onu yapacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince haberiniz olsun. Discord kurucu sunucumuzu kurduk. Sizleri de bekliyoruz. Davetlisiniz hepiniz tek tek. Varsa hemen... Yani kullandığınız bir uygulamaysa hemen gelin arkadaşlar. Hem sohbetlerimizi yaparız. Hem birbirimizi daha iyi tanırız. Aha,
Ben kullanmadığımdan ne oldu? Hem en azından daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Böyle videodan, yorumdan daha çok, yani orada iletişim halinde olmak daha çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Toparlayamadık, hadi bir maçımıza dönelim şöyle. Kostiç günün adamı olacak inşallah bugün. Hadi Muhammed Salah girdi araya. Muhammed Salah bu kadar. Adamın benzini yok ya, gidemiyor. Vurur musun? Vurduk ama çok uzak mesafe kaldı ya. Az bir şey önde olsam iyi olurdu. Bir de rakip çok boğdu orayı. Top orada sıkıştı kaldı. Avuta çıkması da iyi oldu en azından. Biraz açılır oralar. Oyun orada tıkanmıştı çünkü. Ver. Hayır, yanlış yere attı. Şimdi işte bu olur mu? Şimdi bu olur mu? Bakasetas dışarıya. Saçlarını git kestir ya. Bu nasıl bir tıraş? Tık, olmadı. Yani olacak diye de bir şey yok zaten arkadaşlar da. Bu şekilde deneyeceğiz şansımızı. Hem maçı da kazanmak isteyebiliriz bir de. Şuradan Kostic'e doğru. Kostic gelişine vurdu. Kostic yine olmadı. Olacak, inancımız sonsuz. Zaten ilk 2 şutta olmasını beklemeyin. 3-4 şut çekiyorsunuz. 4-5 şut çekiyorsunuz. Bir şekilde oluyor zaten. Aha. Şuradan bir plase bırakırsak. Olmadı be. Hayır. Yanlışlıkla orada şuta bastım. Vur. Hadi lan. Hem bir de şey önemli arkadaşlar. Oyuncunuzun o kondisyon gücü var ya, hani ok ileriye bakıyor, yeşil oluyor ya. Koyu yeşil oluyor. En ileriye baktığı zaman. Hadi Bakasetas, yazarsın sen onu. Bakasetas. Güzel burada. O top, yani şut oyuncunun kondisyonu ileriye baktığı zaman, o zaman daha çok atıyorsunuz. Şansınız daha çok artıyor, haberiniz olsun. Ok yarıdayken falan biraz zorluyor. Şu an yarıdaydı, zorlayacak bizi. Özellikle vuracağınız oyuncunun ok ileriye bakıyorsa, inanın var ya, ben o maçı full denerim yani. Full şutu denerim. Öyle söyleyeyim. Çünkü %85 oranında gol oluyor. Geçen maçta öyleydi işte. 2 tane üst üste attım ya. O Trabzonlu kardeşimiz çıkmasaydı o golleri kaydedecektim. Ve öyle yaprak gitti. Çünkü kaleci öne doğru koştu. Sonra bir anda sağa doğru kayınca. Lan. Heh. Neyse, bir kondisyonumuzu şöyle toplayalım şimdi. Ver pas tekrar. Abi çok kapatmış burayı. Burayı çok kapatmış ya. Bu nasıl bir dizilişte geliyor? Şöyle bir yukarıya da bir tane bunun oyunculardan bulmamız lazım. Çünkü bu taraf kapanmıyor. Bak, o oyuncu gitmiyor oradan. Kim lan o? Şöyle biraz topu yukarı kanada doğru açayım. Gel. Şimdi ver aşağı. Vurursun Kostic. Olmadı be. Tıp. Az bastım. Taktik bu arkadaşlar. Yani bu videoyu da niye çekiyorum şu an, bu şekilde maç yapıyorum? Daha iyi anlamanız için. Bak şöyle yuvarlıyorum. Aa, böyle vuruyorum. Hepsi bu. Hadi lan. Olmadı. Niye olmadı? Dün çok güzel şutlar oluyordu. Bir de ilk maçım diye mi acaba? Bilmiyorum. Anlamadım ama. Dün çok iyi gidiyordu. Demek ki bir iyi gidiyor, bir iyi gitmiyor herhalde. Şaka yapıyordum tabii ki. Olacak. İnancımız sonsuz. Bu maçta bunu deneyeceğiz. Gol yemeyene kadar. Eğer gol yersek rakip oyuncu gol sevinci yapar, sinirlerimizi zıplatırsa, o zaman bu taktiği bir ertelerim. Direkt oyunu kazanmaya dönerim arkadaşlar. Şimdilik biraz avans veriyoruz diyelim rakibimize. Heh, aldık. Şu yukarısı hiç boş kalmıyor. Niye ya? Lan o fare kime verdi hakem sen? Lay 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 lay. Vallahi ucuz atlattı. Şuradan çıkar. Kim attı lan onu? Aa, yemişiz golü. Tüh, kötü oldu bu. Bir gol bulmaya çalışacağız. Yedik. O kadar da bak, adam artık orayı kapatıyor. Ben niye bu kadar sıkıntıya sokuyorsun ya? Şuradan ver aşağı. Aç o çalımı. Hadi Mbappe. Helal sana Mbappe. Mbappe sokuldu içeriye. Mbappe. Olmadı. Ver. Yazarsın onu bak. Kasetas vur. Offside olma abi ya. Offside olma ama ya. Şu 1-1 olsa en azından. Tüh. Olmadı. Üzüldüm. Dakika 70'e kadar böyle oynayacağım arkadaşlar. 70'ten sonra kazanmaya çalışırız. Önemli değil zaten. Ver hadi. Lan. Adam durduğu yerde çalım attı yanlışlıkla ya.
Orta uzaklaştır. Kafama çarptı top. Benim oyuncu vurmadı o topu. Şimdi indirdi Salah. Verdi hemen. Lan klas sen lan. Hadi toparlayın, dağıldınız. Gol yedikten sonra biraz dağıldı oyuncular. Toparlayın. Barella. Ya dur kardeşim, dur. Şuradan bir taktik deneyeceğiz ya. Bir oyun iyice sıkıştırdı bizi. Aa, o nasıl bir kurtarış? Kaleci kalk, yeniliyor zaten. Abi bu kadar düşmeyin ama. Bir golün etkisi bu kadar kötü olmamalı. Tekrar hadi. Hadi hemen toparlayın bir kendinizi bakalım. Şuradan attı. Ya yapma gözünü seveyim ya. Bak Sedas çıkmış, sen gel abi. Forvet'e de sen gel abi. Bir gol atacağız nasıl olsa. Bundan Allah'ın izniyle eminiz. Sen gel defansa delight. Tamam yeter bu kadar, hadi. Şımarmayın. Şimdi kime atalım topu? Kostić çıkmasın diye aldım diğer oyuncuları da. Şuradan indirdi Kostić, de yok. Oynadı hemen ileri Osimhen. Verdi pasını. Olmadı be. Yanlış tuşa bastık. Yanlış da iptal ettik tuşu ya. Bir kafa. Yazarsın onu. Yazarsın onu be. Yazarsın sen onu. Çok güzel attı ha. Neyse, bir birken denemeye devam. İkinci golü yiyene kadar. Böyle çok maç kaybediyorum ya. Ver. Kostić yorulma abim sen. Yorulma kuzum. Koşma sen oraları. Sen bırak onlar alır. Bırak gol olsun. Sen ileride bekle bizi. Şimdi. Şimdi geliyor mu? Çok uzadı be. Çok ileri gitti top. Adam. O kadar olmaz ama ya. Yani o top biraz daha geride olsaydı daha farklı olabilirdi. Çok ileri gidince aslında orada iptal edip yeni bir şut çekmem gerekiyordu. Hadi lan, ayak koyamadık. Ararsın. Ya yapma hakem ya. Yapma şunu ya. Şuradan ekranımız kararmış, onu düzelttim. iPad mini 5 alacağım arkadaşlar da. Herhalde bu ayın sonuna doğru alacağız inşallah. Kısmet olursa. En azından. Aha. Şimdi gelir mi? Gelir mi o şut? Aha, kaleciden döndü. Kaleci bile şaşırıyor ve kalenin içine de geçiyor arkadaşlar o topları, yemin ederim. 3 tane attım belki. 2 tane bir maçta attım. 1 tane ayrı bir maçta attım. İkisini kaydına alamamıştık zaten. 3 tane atmışım o golden. Şuradan vereyim de. Yazarsın. Çok aşağı çektin. Yapma bunu. Osimhen. Tam maçı kazanma saati. Lan bir kez daha deneyim de. Oldu olmadı. Canımız sağ olsun dedik. Hadi lan. Vallahi tuhaf gitti top. Sonlara doğru oyuncu açıldı. Aslında oyuncuyla birkaç daha maç daha denersen böyle var ya. Gerçekten bak buna inanıyorum artık. Bir maçta bir oyuncu da istediğiniz kadar deneyin olmuyorsa, ikinci ya da üçüncü maçta oyuncuyla o golü istediğiniz, denediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Dizileşler de böyle bak. Ver hemen. Bitirme hakem. Allah için bitirme. Kaçtı. At abi, at. Aha. Ya. Bu maç böyle bitmemeli. Dün. O ilk top geçseydi goldü. Dur hemen ikinci maça geçeceğim. Hiç oyundan videodan çıkmayın arkadaşlar. Hemen ikinci maça geçeceğiz. Ve denemeye devam edeceğiz. Hemen hadi. Hiç çıkmayın arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Şimdi denemeye tekrardan geçiyoruz. Umarım olur. Umarım atarız. Hemen bir daha geçelim şöyle. Yani klasmandan da düşmeyelim. Hiç oraya dikkat etmeden girdik. Neyse. Bir bakayım ya. Şöyle bir klasmana bir bakayım arkadaşlar. Klasmana ya, iki maçın birini kazanmamız lazım. İkisini kazanırsak, ama 3'te 3 yapsak çıkıyor muyduk? 12 puanımız var. 6 puan çıkamıyoruz. Tüh. Bir maçı mutlaka kazanmamız lazım. O yüzden son maça mı bıraksak artık bilmiyorum. Ya şu maç bir açılsın hele, bir deneyeceğim. İlk yarı deneyeceğim. İkinci yarı gol atmaya çalışacağım arkadaşlar herhalde. Ya hep böyle oluyor. Kendimin bu huyundan nefret ediyorum. Bir şeyden keyif aldım mı onu yapmayı çok seviyorum ama işte zararları da oluyor. Şimdi klasman 4'e düşersek yeni videolarda millet bakacak ki lan bu klasman 4'te ne geziyor bu arkadaş? Klasman 2'deydik. Klasman 3'e düştük. Klasman 3'te kalmamız için iki maçı da bir maç kazanmamız lazım.
Arkadaşlar bağlantı maalesef kurulamıyor. Şimdi ben bu videoyu o zaman burada sonlandırayım. Yeni videoyu da hemen bu videonun ardından çekeyim. Biraz bir yarım saat falan geçsin. Bir çayımı kahvemi içeyim. Hem dinlenmiş olurum ben de. Bu videoda burada şimdilik bitsin. Yeni videoyu çekeceğim. O videoda da hemen arkasından paylaşacağım. Belki aynı gün iki videoda üst üste atmış olabilirim. Bunun arkasından bir video daha hemen çekeceğim. Orada da aynı taktiği deneyeceğiz. Sadece şimdi bir çayımı kahvemi içeyim de kendime geleyim biraz. Gece vardiyasına gidiyorum. Gece uyandım. Yok sabah uyandım. Öyle oldu arkadaşlar. Biraz da kendime gelmiş olurum. Şu iki bir maçı kazanırım belki. Son maça da o deneme şutlarını çekeriz. Ona birazdan karar veririm. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Discord'a da abone olun, üye olun. Yani gelin kanala gelin, beğenin, her şeyi yapın arkadaşlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sonraki videoyu bekleyin. Görüşmek üzere.